Kısaca kendimi de tanıtayım. 1,5 yıl evvel bu Genç İşçiler Platformu'nu birkaç arkadaşla birlikte kurduk. Size daha önce de raporlarımıza ulaşmıştı. Yine daha önce nitelikli genç işçilerle ilişki bir toplantı da yapmıştık. Önümüzdeki aylarda da borçlu gençlerle ilgili bir etkinlik düşünüyoruz. Bu genel sağlık sigortası, KYK, banka borçları gibi. Bunlar da çok önemli maalesef. Şu ana kadar platform olarak da medyada ve sosyal medyada yer aldık. Özellikle bu konuya dair bilgi aktarımlarımız istediğimiz düzeyde yankı buldu. Pandeminin de biraz dinmesiyle yüz yüze etkinliklere de başlayabilmek istiyoruz. Birkaç da Z kuşağı ile ilgili saptamamızı da belirtip arkadaşlara sözü bırakacağım. Daha çok yurt dışında yabancı yayınlarda dinlediğimiz zaman Z kuşağı dediğimiz zaman aklımıza aynı zamanda dijital çağ geliyor. Bu tabii doğru ama biraz gelişmiş ülkeler için doğru. Biz Türkiye'ye biraz daha geriden geliyoruz. Ayrıca Türkiye içerisinde ailenin gelir durumu, kültür grubu veya hangi coğrafi bölgede bulunduğuna bağlı olarak da ciddi farklılıklar olabiliyor. Sıkıntıları aktarmaya çalışacağım benim gördüklerimi. Bunları üç madde olarak sıraladım. Maddi sıkıntılar, birincisi, ikincisi gelecek kaygısı, üç tatminsizlik. Aslında bu üç madde birbiriyle doğrudan bağlantılı. Özellikle devlet üniversitesinde okuyan gençlerin en büyük sıkıntısı maddiyat. Üniversitede okurken verilen KYK bursları ve krediler oldukça, özellikle İstanbul'da okuyanlar için yetersiz kalıyor. Bursu alabilen kişilerin sayısı çok az ve tamamıyla ihtiyacı olan kesime çıkmıyor bazen. Kredi kısmında ise geri ödeme koşuluyla verildiği için aslında bu gençlere bir çözüm yaratmıyor, hatta uzun vadede sorunlara yol açabiliyor. Bu sebeple maddi yetersizliklerden ötürü üniversitede birçok öğrenci hem okuyup hem çalışmak durumunda kalıyor. Ama ülkemizde bu durum tam olarak böyle sonuçlanmıyor. Çünkü mezun olduğumuzda üzerimizde kalan kabarık bir kredi borcu, iş kaygısı, mahalle baskısı, belirsizlikler gibi şeylerle yüz yüze geliyoruz. Bunlardan kurtulmamız için öncelikle iş bulmamız gerek mezun olduktan sonra. Yeni mezun kişilerden bildiğiniz üzere absürt uzunluklarda mesleki tecrübe bekliyorlar. Bunlara ek olarak gençlerden yabancı dil, bilgisayar programları gibi hem zaman hem para gerektiren yetenekler talep ediyorlar. Günün sonunda maddi yetersizlikler yaşayan arkadaşlarımız bu imkanlara sahip olamadıkları için iş bulmakta geri kalıyorlar. Ben mesela geçen haftalarda örnek vereyim. Danimarka'dan bir tane akrabamızla konuşurken 3. sınıfta staj yaptığımı duyunca çok şaşırmıştı. Hani neden staj yapıyorsun, ne gerek var, zaten mezun olunca istediğin işi ekonomi alanında çalışmayacak mısın gibi konuştu. Çünkü Avrupa'daki üniversiteler daha seçici alım yapıyor ve mezunları kendi mesleklerinde bizim ülkemize göre daha iyi işler bulabiliyorlar, daha kendilerine uygun işler bulabiliyorlar. Son olarak şununla değinmek istiyorum. Tatminsizlik. Tatminsizlikten kastım şu: üniversitelerde verilen eğitim ile iş hayatı arasında çok büyük bir uçurum var. Kendi bölümümden örnek vermem gerekirse iktisat, ekonomi gibi multidisipliner bir bölümde okuyup da bu bölümden edindiği bilgileri iş hayatında, şu anki iş hayatında kullanabilecek insan sayısı yok denecek kadar az. Ki ekonomi bilgisini kullanması gereken kişilerin de kullandığı pek söylenemez bizim ülkede. İstihdam sahası buna müsait değil ve çok fazla üniversite mezunu var. Her yıl binlerce, on binlerce, belki 100 bin iktisat mezunu veriliyor. Boğaziçi'ndeki son 2 dönemimi hem çalışarak hem okuyarak geçirdim. Part-time sigortasız çalışıyordum ve yaklaşık 1 yıl kadar böyle geçirdim ve bu yorucu ve yoğun dönemi geçirmemin tek nedeni mezun olduğumda işsiz kalmak istemememdi. Çünkü İstanbul'da kalmak istiyordum. Ailem İstanbul'da değildi. Mezuniyetime yakın çalıştığım yerden bir iş teklifi aldım. Asgari ücretten bozma bir teklifti. Ama o an başka bir seçeneğim yoktu ve kabul ettim. Sonra tam zamanlı ve sigortalı bir şekilde aynı yerde çalışmaya başladım. Derken pandemi çıktı. Ev arkadaşım öğrenciydi. Memleketine dönmek zorunda kaldı. O evden çıktığında evin giderlerini karşılayabilecek bir maaşım olmadığı için evimi kapatıp işten ayrılıp Bursa'ya ailemin yanına dönmek zorunda kaldım. Bugüne kadar hep ailenin parlak çocuğu, zeki torunu oldum. Ve bir anda mezun olduktan sonra herkes benden artık hayata başlamamı beklerken eve dönmek beş parasız, işsiz, güçsüz çok çok ağırdı. Öncelikle bunu söyleyebilirim.
Okurken babaannem bana emekli maaşından arttırdığı parayı gönderirdi. Bir KYK bursu kadar bile değildi miktarı ama destek olurdu. Ben mezun oldum, çalışmaya başladım. Babaannemi bir yemeğe bile çıkartamadım. Hatta üstelik babaannem bana o harçlığı vermeyi bırakmadı. Sonra zaten işsiz kaldım. Hala babaannemin emekli maaşından bana ayırdığı parayı alıyorum. 25 yaşında Boğaziçi mezunu bir yetişkin olarak. Bilirsiniz, bağımlı nüfus diye bir tabir vardır. Bu nüfus çocuklar ve yaşlılar için kullanılır. Üretken olmayan nüfus demektir. Bugün maalesef biz Türkiye'de de facto bir bağımlı nüfusla karşı karşıyayız. Üretken olabilecek insanlar, gençler bugün ya çalışamıyorlar, çalışamadıkları için ailelerine bağımlı kalıyorlar maddi olarak, ya da o kadar düşük ücretlerle çalışıyorlar ki maddi destek almak zorunda kalıyorlar ailelerinden, ya da bu desteği alamıyorlarsa da benim gibi ailelerinin yanına, memleketlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bunu çok tehlikeli buluyorum çünkü eğitimin, kendini geliştirmenin bir sonucunu, bir çıktısını alamamak çok büyük bir hayal kırıklığı. Şu anda 25 yaşında yetişkin bir insan olarak ailemle birlikte yaşamak zorunda olduğum için, babaannemin emekli maaşından arttırdığı parayı kendime harçlık edindiğim için kendimden utanıyorum ama bunun benden kaynaklanmadığını bilerek utanıyorum ve çok değişik duygular içinde kime neyi nasıl anlatacağımı düşünüp duruyorum. Kimsenin çıkıp da işte gençler iş beğenmiyor, evet çünkü haklılar diye laf etmemesi de, özellikle de iktidar kanadının biz gençleri bu konuda desteklememesi benim çok canımı sıkıyor. Çünkü ülkeyi yıllardır yöneten onlar ve bu ülkenin sürekli işte çıkıp da bu ülkenin geleceği gençlerdir, biz gençlere değer veriyoruz diye söylemeleri de beni çok sinirlendiriyor. Çünkü biz ülkenin yarınları değil, ülkenin bugünleri olmamız lazım. Ve biz gençlerin psikolojik sıkıntılarının hafife alınması da çok canımı sıkıyor. Kaybolup giden yıllarımız geri gelmiyor çünkü. Ben bir genç olarak en çok anlayış bekliyorum tüm siyasetçilerden, herkesten. Çünkü hayata daha yeni yeni atıldığımız dönemlerimizde ve duygu karmaşası içinde olduğumuz yaşlarımızda bize gerçek bir anlayış gösterilmiyor. Bireysel kaygılarımdan ve gözlemlediğim genel genç profilin, yeni mezunların ya da hala öğrenci olarak devam eden profilin kaygılarından bahsetmek istiyorum. Son olarak toplumsal olarak yoğun bir kaygı durumu var. Ona değinmek istiyorum izninizle. Akademi hedefliyorum. Yani mezun olduktan sonra akademide, üniversitede kalmayı düşünüyorum ama akademi içerisindeki bu liyakat probleminden kaynaklı ciddi endişelerim var. Çünkü bir yerim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Herhangi bir şekilde herhangi bir üniversitede kadroların içerisinde bulunma isteğim var ama kadroların ideal formunda olduğunu düşünmüyorum. Eğitimin özellikle Türkiye'de içinin boşaltılmasının çok uzun vadeli ve hasar verici sonuçlarının olduğunu düşünüyorum, gözlemliyorum. Üniversitede en yoğun bir şekilde bunu gözlemledim. Öğrenciler veya direkt olarak işsiz konumdaki yeni mezunlar yoğun bir şekilde manipüle ediliyor. Yani ya yetersiz olduklarına dair, ya bir şekilde alternatifleri olduğuna veya burun kıvırdıklarına dair. Bu da az önce yine arkadaşlarımın bahsettiği gibi psikolojik olarak insanları çok yoğun bir çöküşe sürüklüyor. Z kuşağı dedik. Z kuşağı beyin göçü kuşağı olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye'de bir alternatif yaratamıyor ya da Türkiye'de bir alternatif göremiyor insanlar. Kendi neslim üzerinde de söyleyebilirim. Genel bağlamda da. İşsizliğin ana sebeplerinden birisi bu alternatifsizlik veya alternatiflerin genel olarak elimizden alınması diye düşünüyorum. Bilim insanı çıkarttığımızda bir başarılı olacağımızı zannediyoruz ama elde nitelikli bir iş yok. Elde nitelikli bir iş olmadığı için de mezun olan arkadaşlarımız kendilerine iş sahası açılmadığı için ya başka bir ülkeye göç etmek istiyorlar ya da var olan diplomalarını bir kenara koyup garsonluk gibi, işte ne bileyim fabrikalarda çalışmak gibi işlere yöneliyorlar. Bunlar ilk önce şundan kaynaklı, eğitimin pahalı olması. Ben dün 522 TL harç ücreti ödedim. Örgün eğitimle ders işleseydik, tamam pekala işimize yarayabilir, işte fakültemize elektrik olur, su olur diyebilirdik. Ama şu an uzaktan eğitimle devam ettiğimiz halde bu ücretler çok yüksek. Benim mühendis bir arkadaşım var, ev arkadaşım. O 900 TL civarında ödüyor. Yani bu pandemi döneminde hem sokağa çıkmamız yasak, 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkması yasak, aynı zamanda çok absürt
fiyatlar isteniyor bizden, ücretler isteniyor. Daha önceleri doktor olmak istiyordum ama hasta yakınları tarafından şiddet gören ve bu pandemi yüzünden hayatlarını kaybeden, emeklerinin karşılığını alamayan doktorları gördükçe bu hayalimden vazgeçtim. Artık ilk fırsatta yurt dışına gitmek, orada eğitime devam etmek ve orada yaşamak istiyorum. Covid-19 bir yıldır var ve bu süreçte biz gençler tamamen unutulup ikinci plana atıldık. İktidar partisinin ise zaten hiç aklına dahi gelmiyoruz. Bütün isteklerimize kulak tıkıyorlar. Ben başkentte yaşamama rağmen hem internete çok fazla para ödüyorum hem de aşırı kalitesiz bir internet kullanıyorum. Ve bu da benim online eğitimden aldığım verimi çokça düşürüyor. Zaten Doktor Murat Kubilay'ın da başta söylediği gibi bilgisayarlar ve telefonlardan da ulaşmamız çok zor. Çok fazla vergi alınıyor çünkü bunlardan. Online eğitime yaklaşık Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı bu verileri. 4 milyon genç ulaşamıyormuş. Çoğu genç de Türkiye'de hayal ettiği mesleği sırf bu maddi yetersizliklerden ötürü yapamıyor. Günde 13-14 saat asgari ücrete çalışmak zorunda bırakılıyorlar ve ben açıkçası böyle yaşamak istemediğim için yabancı ülkeye gitmek ve eğitimimi orada devam etmek istiyorum. Artık gençler olarak fırsat eşitliğinin sadece bazıları daha eşit olsun diye kullanıldığını görüyoruz. Bu ülkede genç olmak, istediklerini yapmak, hayallerine ulaşabilmek lüks hale gelmiş durumda. Üniversite okuyoruz. Normalde ilk düşünmemiz gereken alacağımız eğitimin kalitesi, bize sunacağı iş fırsatları, yurt dışı eğitim imkanları, kendimizi geliştirebileceğimiz sosyal olanaklar olması gerekirken biz sadece yaşamaya ve karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Ben de bu süreçte İrem arkadaşımızın bahsettiği gibi 9 aydır part-time bir şekilde çalışıyorum ve sigortası bir şekilde. Yeter ki aileme biraz daha destek olabileyim. Ama bu tarz temel ihtiyaçlarımız için sesimizi çıkardığımızda bile bazı siyasetçiler tarafından terörist ilan ediliyoruz. Ben ileride itibarlı bir pasaportla, ücretsiz ve bilimsel eğitimle ve bütün farklılıklarımızla bir arada yaşamak istiyorum. Bölümüm gereği olsa da olmasa da farklı ülkelere gidebilmek, onların da kültürlerini görebilmek istiyorum ki geniş bir vizyona sahip olup mesleğimi icra edebileyim. Ulusal ve uluslararası toplantılarda iklim krizinden bahsediyorum. Tarım ve Orman Bakanı ile Paris Anlaşması'nın kabul edilmesi hakkında konuştum. Milli Eğitim Bakanı'nda iklim krizinin ders müfredatına girmesini istedim. Ve Türkiye aslında Paris İklim Anlaşması'na imzalayan 197 ülkeden biri değil. Tam tersine 7 imzalamayan, kabul etmeyen 7 ülkeden birisiyiz. Elimde çok değerli veriler var ama zamanımız dar olduğu için birazından bahsetmek istiyorum. Dünyada 1995 yılından 2015 yılına kadar, yani aslında 20 yılda aşırı iklim hareketleri kaynaklı afetler nedeniyle 606 bin kişi hayatını kaybetti. Ve 4.1 milyar insan da bu afetlerden etkilendi. Haftanın 5 günü çalışıyorum diyor arkadaşımız. Yani çalışıyorum ama dolayısıyla burada diğer arkadaşlar da söz ettiler. Sigortamız yok. Sigortasız bizi çalıştırıyorlar. Yine bir arkadaşımızın söylediği bir cümle çok önemli ve bana göre de çok değerli. Ya gençler işte iş var ama çalışmak istemiyorlar. Bu sözü duymak istemiyoruz. Bizi sigortasız çalıştırıyorlar. Çok düşük ücretlerle çalıştırıyorlar. Bunu kabul edin diyorlar. Kabul etmezseniz efendim siz işte iş var ama çalışmak istemiyorsunuz gibi bir söylem. Bu söylem çok rahatsız edici bir söylem. Bunu söyleyen politikacıyı sizin bir şekliyle cezalandırmanız lazım. Torpil gençler için daha önce de konuştuğum çok sayıda genç arkadaşım. KPSS'den yüksek puan, 90 puan aldım ama 60 puan alan kazandı. Sözlüde beni elediler. Çünkü torpilim yoktu diye. Bu mülakat olayının kesinlikle kaldırılması lazım. Siyaset kurumu kirlilikten arınmadığı sürece bu tür olaylar maalesef karşımıza daha çok çıkacak. Üniversitelerin gerçek anlamda üniversite olması için bilimsel özelliğinin olması lazım, yönetsel özelliğinin olması lazım, mali özelliğinin olması lazım. Bunlar olmadığı takdirde üniversite üniversite olmaz. Üniversiteler bilim yuvası, üniversiteler eğer gerçekten bilim üretiyorsa, öğrenciyle öğretmen arasında yani hoca arasında sağlıklı ve tutarlı bir ilişki varsa o zaman bu üniversiteler üniversite olur. Aksi halde yönlendirilen, baskı altına alınan, tartışmaların bile yasaklandığı bir ortamda üniversite üniversite olmaktan çıkar. Düşük ücretli işler maalesef işsiz sayısının çok olduğu yerde sendikalaşma olmaz. Çok sayıda işsiz vardır. Dolayısıyla
işveren daha düşük ücret ödeyerek kişinin emeğinden daha fazla yararlanmak ister. Kapitalizmin ortaya koyduğu gerçek de budur. Aşmak için Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin olması lazım. Artı sadece güçlü sosyal devlet değil, istihdam alanlarının yaratılması lazım. Kişi başına gelirinin yükseltilmesi lazım. Aile destekleri sigortasının çıkması lazım. Bunların hiçbirisi şu anda yok Türkiye'de maalesef. Olmadığı için de bir umutsuzluk var ve bu umutsuzluk, üzülerek ifade edeyim, besleniyor. Bir meslek yasası belki çıkarmak gerekiyor. Bunun için yalnız sizlerin bir ön hazırlık yapması lazım. Yani dünya uygulamaları konusunda eğer bir çalışma yapar ve bu çalışmayı bize iletirseniz, sevgili Gökçe'ye iletirseniz, biz bunu gerekirse parlamentoda bir şekilde dile getiririz. Böyle bir meslek yasasının hangi gerekçelerle çıkması gerektiğini aktarabiliriz. Kontenjan fazlalığı var. Her yerde var. Bir arkadaşımız hukuk fakültesi ve tıp fakültesi, herkesin işi oluyor dedi. 80'den fazla hukuk fakültesi var. Binlerce mezun veriyor. Nerede çalışacaklar bunlar? Nerede istihdam edilecekler? Olağanüstü bir sorun önümüzdeki günlerde, yani yıllarda bizi bekliyor. Merak eksikliğinden de söz ettiniz. Zaten eğitimin temel amacı insanlarda merak duygusunu güçlendirmek. Eğer merak duygusunu güçlendirmiyorsanız, yani çocuğun daha fazla soru sormasını sağlayamıyorsanız, o merakını gideremiyorsanız, o zaman o eğitim sistemi başarısızdır. En başarılı eğitim sistemi merak duygusunu güçlendiren ve dolayısıyla daha fazla, daha nitelikli ve kaliteli sorular sormasını sağlayan sistem, eğitim sistemi başarılı bir sistemdir. İnternet kalitesiz dediniz, internet çok pahalı dediniz, doğru. Şu soruyu, şunu gençlerin unutmaması lazım. Türk Telekom'u Hariri ailesine sattık. Ve Hariri ailesi Türk Telekom'u Türk bankalarından çektiği kredilerle aldı. Kredilerin bütün karlarını aldı. Türk Telekom pek çok malzemesini sattı. Borçları ödemeye gelince borçları ödemiyorum dedi. Karı aldı. Tekrar Türk Telekom bize bıraktı. Türk Telekom internet altyapısını çok güçlendirecekti. Hiçbir görevini yapmadı. Bugünkü altyapıyla maalesef baş başa kaldı. Eğer siz demokrasi istiyorsanız, özgürlük istiyorsanız, rahatlık da Cumhuriyet Halk Partisi dahil rahatlık da beni eleştirmek istiyorsanız, önce bu demokratik sistemi getirmek zorundayız. Otoriter sistemi bitirmek zorundayız. Ondan sonra siz rahatlıkla eleştiri yapabilirsiniz. Bakın eskiden bir sürü komedyen, yazar televizyonlarda siyasi partileriyle ilgili eleştiri yaparlardı. Hepimiz evde otururken, çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yerken veya içerken siyasetçilerle ilgili yapılan esprilerde gülerdik. Şimdi evlerde gülmeyi unuttuk. Yasaklandı hepsi. Ya böyle bir tabloyu ne ben kabul edebilirim, ne siz kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla daha farklı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Gençler şu soruyu sormak zorundadır. Ben vergi ödüyorum, benim ödediğim vergiler nereye harcanıyor? Bu soruyu sormazsanız ülkeye demokrasiyi getiremeyiz. Demokrasinin çıkış noktası budur. Ödenen vergilerin nerelere harcandığını siyasi iktidar halka anlatmak zorundadır. Ben vergi ödüyorum, evet. Siz de vergi ödüyorsunuz, evet. Nereye gidiyor bu paralar? Bütçe üzerinde tartışmalar ne oluyor? Vergi ve bütçe, vergilerin nerelere harcanması gerektiğini belirleyen siyasi belge. Eğer o vergiler, toplanan vergiler ağırlıklı olarak tefecilere, yani faizcilere gidiyorsa, o zaman sormanız lazım. Yani niye oraya gidiyor da neden yatırıma gitmiyor? Neden 19 yıl bir ülkeyi yöneteceksiniz? 19 yılın sonunda 10 milyonu aşkın işsiz üreteceksiniz. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bizler değiliz. Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan sizlersiniz. 6 milyon 300 bin genç 2023'te sandığa gidecek ve ilk kez oy kullanacak. Oy kullanırken demokrasiden ve özgürlükten yana mı oy kullanacaksınız? Totaliter baskıcı rejimden yana mı oy kullanacaksınız? Kararı verecek olan sizlersiniz. Yani Türkiye'yi kurtaracak olanlar aslında sizlersiniz. Sinema değil mi? Filmler çekiliyor, diziler çekiliyor. Sonunda da bir jenerik akıyor. Rejisör kim, ışıkçısı kim, senaristi kim var? Buna kim izin veriyor? Kültür Bakanlığı izin veriyor. Kültür Bakanlığı şu etkiyi kullanabilir.
jenerikte adı geçenlerin tamamının sigortalarının yattığına dair bana Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazı getireceksiniz dediğiniz andan itibaren onların tamamını yönetmen sigortalamak zorunda veya filmi yapan kişi kimse, yapımcı onların tamamını sigortalı göstermek zorunda. Çünkü izin alması lazım ve Kültür Bakanlığı'nın izin vermesi lazım. Bak iktidara geldiğimizde sizlerin desteğiyle, halkın desteğiyle iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde KYK borçlarını, mesela faizlerini tamamen sileceğiz. Ne faizi kardeşim? Önce iş ver. İş verirsiniz, sigortalı bir işte çalışır, ondan sonra kredi borcunu öder. Belli bir taksit için, ama hem işi yok, hem faiz uyguluyorsunuz, kendisinde para yok, babasının gelirine el koyuyorsunuz. Olacak iş değil, akıl alacak şey değil. Bunları değiştireceğiz. Eğer Türkiye bugünkü konumunu aynen sürdürürse, Paris Anlaşması'nı onaylamazsa, en fazla 2 yıl içinde veya 3 yıl içinde önümüzdeki yıllarda Türkiye, Almanya'ya veya Fransa'ya veya bir başka ülkeye mal ihraç ederken Paris İklim Anlaşması'nı onaylamadığı ve yeşil mutabakata uymadığı için ek vergiler ödemek zorunda kalacak. Yani Paris Anlaşması'nı kabul eden, yeşil mutabakatı kabul eden bir ülke bu kalemi gönderirken, 1 liraya gönderirken Türkiye Cumhuriyeti 1 liraya değil, 1 lira 20 kuruşa bunu gönderecek. Dolayısıyla bizim mallar alınmayacak. Şimdi neden umutsuz olmayın diyorum. Şunun için, Türkiye büyümek için, kalkınmak için, istihdam yaratmak için 4 ayaklı bir strateji hayata geçirmek zorundadır. Bunlardan birincisi demokrasi. Yani kişilere can ve mal güvenliği sağlamak. Yani medya özgürlüğü, yani düşünce özgürlüğü, yani bağımsız yargı, yani güçlü bir parlamenter sistem, yani güçlü bir sosyal devlet kurmak zorundayız. Birinci şey, stratejinin birinci ayağı gelişmiş bir demokrasi. Avrupa Birliği'ndeki demokratik kurallar, hangi kurallar varsa aynı kuralların Türkiye'de de olması lazım. Stratejimizin birinci ayağı bu. Böylece herkes düşüncesini rahatlıkla ifade edebilecek. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Haksızlığa uğradığı zaman bağımsız yargıya gidecek. Bağımsız yargı onun hakkını teslim edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları artık uygulanacak. Hiçbir yargıç ben bu mahkeme kararlarını uygulamıyorum demeyecek, diyemeyecek. Dolayısıyla güçlü bir hukuk devleti olacağız. Birinci, demokrasi gelişmiş, güçlü bir hukuk devleti. Bunu yaratmak zorundayız. İkinci ayağı üreten Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. Tarlada üretmesi lazım, fabrikada üretmesi lazım, üniversitelerde üretmesi lazım. Özellikle üniversitelerin bilgi üretmesi son derece değerli. Çünkü üniversiteler bilgi ürettiği sürece Türkiye katma değeri yüksek ürün üretme şansına sahip olacak. Üniversite bilgi üretemezse Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretme şansı maalesef olmaz. Üçüncü ayak, stratejinin üçüncü ayağı, güçlü bir sosyal devlet. Üretebilirsiniz, büyük gelirler elde edebilirsiniz ama onu hakça bölüşmediğiniz takdirde ülkede huzuru sağlayamazsınız. Dolayısıyla güçlü bir sosyal devletin olması lazım. Yani hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her ailenin asgari belli bir geliri, her kişinin asgari bir gelirinin olduğu bir Türkiye inşa etmek zorundasınız. Bunun için de aile destekleri sigortasının gelmesi gerekiyor. Aile destekleri sigortası 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentoda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesini kabul ederek, yasalaştırarak aile destekleri sigortası getirmeyi taahhüt etmiştir. 1974-2021 bu yasayı çıkarmıyorlar. Niçin? Yoksulluğu yönetmek ve yoksulların oylarını almak için. Onlara bak sana bir paket yardım yaptım, işte şu paketi verdim, sana makarna verdim, sana şunu verdim, sen de oyunu bana ver. Oysa kişi sosyal devlette devletten yoksulluğunu gidermeyi isteme hakkına sahiptir. Stratejinin dördüncü ayağı sürdürülebilirlik. Çünkü sanayi sürekli gelişiyor, demokrasi sürekli gelişiyor, sosyal devlet anlayışı sürekli gelişiyor. Siz bütün dünyadaki bu gelişmelere ayak uyduracaksınız. Yeni geldiğinde yeni gelişmelerin sosyal devletle ilgili, demokrasiyle ilgili yeni gelişmelerin de öncüsü olacaksınız. Bugün otoyol yapılırken
İsviçre soruyor. Referandum yapıyor. Bu otoyolu yapalım mı, yapmayalım mı? Bakın demokrasi nereye geldi? Referandumla soruyorsunuz siz bunu. Otoyol yapalım mı, yapmayalım mı diye. Veya bir belediye kaldırım taşı döşerken koyuyor oraya, sakinlere soruyor, belde sakinlerine. Hangi taşı döşeyelim, hangisini istiyorsunuz diye. Dolayısıyla demokrasi dediğimiz bu katılımcı demokrasi anlayışı da giderek gelişiyor. Bütün bunları anlatırken bu stratejileri aklınızda tutmanızı çok isterim. Dolayısıyla bizler hep beraber, özellikle de sizler, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin geleceğini belirleyeceksiniz. Asla umutsuz olmayın, asla. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Çok güçlüsünüz. Yalnız olduğunuz için, kendinizi yalnız hissettiğiniz için umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Siz aslında milyonlarsınız. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Umudu yeşertmek sizin göreviniz. Bu ülkeyi kurarken de kimse umutsuzluğa kapılmadı. Bu ülkeye demokrasiyi getirirken de kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.